Yepyeni bir senenin yönetici sohbetlerinden merhaba. Artık 2023 yılına geldik. Tahmin edersiniz ki ben tarih söylediğime göre tarihle ilgili, takvimle ilgili bir şeyler anlatacağız. Bugün yanımda Sayın Ekrem Dost Hocam var. Hocam diyorum çünkü neredeyse hocam bir 15 yıldır falan... 20 sene oldu. 20 seneden fazla oldu doğru aslında sizinle evet. Tanıştığımız ama bizim böyle eğitmenlik yaptığımız yıllarda bir 15 sene olmuştur. Evet. Ondan sonra biz sizi bir tanıyabilir miyiz hocam? Tabii. Öncelikle herkese 2023'te sağlık, mutluluk ve bereket, umut dolu bir yıl diliyorum. Ben Ekrem Dost, bağımsız denetçi ve aynı zamanda serbest muhasebeci, mali müşavirim. 25 yıllık bir belgeli, mali müşavir belgeli, 25 yıllık bir geçmişim var yaklaşık. Başta site yönetimleri olmak üzere serbest piyasada bağımsız olarak danışmanlık faaliyetlerini yürütüyorum. Bundan sonra da ara sıra böyle sohbetlerde sizlerle sohbet etmek, bu güzel havayı koklamak için geldik. Birlikte neşeli bir program olur diye düşünüyorum. Sadece sohbet etmiyoruz hocam. Eğitim de veriyoruz. Evet, evet. Apsiyon Akademi'nin artık muhasebe dersleri, muhasebe, evet. Bütçe, finans, değil mi? İşletme evet, projesi. Evet, işletme projesi, dönem sonu işlemleri dönem sonu gibi işlemleri. Konularda bundan sonra birlikteyiz. O da yeni bir başlangıç. Umarım o da 2023'te hepimiz için hayırlı olur diye düşünüyorum. Nefis. Hatta ilk kurda ilk hocam derslerini verdi. Ondan sonra arkadaşlar da çok memnunlardı. Hatta haftaya da çok da zamanlı bir video oluyor. Haftaya da sınavı var. Yani arkadaşlarımızın bakalım dersten çakacaklar mı çakmayacaklar mı onu da göreceğiz. Şimdi hocam tabii biz şöyle hep apartman yöneticisi değildik kardeşim. Yani biz de sektörde başka sektörlerde de yer aldık. Biz hocamla aslında tekstil, evet. Konfeksiyon sektöründe tanıştık. Evet, evet. Siz yani şey yapanlar da, izleyenler de sadece işte apartman site yönetimi yok. Hesapları olarak düşünmesinler. Sizin Dost Mali Müşavirlik ofisi var ve orada çok ciddi işlemler var. Evet, evet. Yani 25 yılın içinde tabii site yönetimleri bir bölümü. Hatta %15-16'lık bir bölümü. Çünkü bu tecrübenin içinde bağımsız çalıştığım zaman da var, bağımlı çalıştığım zaman da var. Şu anda büyük ticari firmalara, birçok faaliyet konuları farklı olan firmalara bağımsız danışmanlık yapıyoruz, devam ediyoruz. Zaten konusu bir şekilde bu videoya düşenler başka yerden beni tanıyacaklardır. Ticari hayatta site yönetimleri eğitimle ve onun verdiği danışmanlıklarla devam etti ama geçmişte başka firmalarda, başka görevlerde de bulundu. Farklı sektörler var. Kuyumcular var, pırlantacılar var ben size söyleyeyim yani. Paranın olduğu yerler var, vergin hiç olmadığı yerler var. Ya da çok olduğu yerler ya da var. Çok olduğu yerler var. Mesela verginin çok olduğu yer site yönetimleri. Tabii. Yani site yönetim şirketleri ondan sonra %18 KDV'den binalara fatura ediyor değil, evet, mi hocam? Biz çok maalesef yani son kullanıcı gibi yani KDV'nin yükünün bindiği son kullanıcı gibi site yönetimleri de bu yükü sırtlarında taşıyorlar. Çözümü basit ama ne zaman çözülür bilmiyorum. Bir KDV muafiyeti getirilmesinde bence fayda var. Şimdi aslında benim bugünkü konum farklı. Bu son pandemiden beri diyeyim ben yani 2020'nin Mart'ından beri bizim sektörde hocam 1962'den beri mevzu aynı. Aynen. Tamam mı? Ondan sonra pek değişmez. İşte kapıcıların asgari ücreti ayrıdır. Apartman görevlisi diyeyim ben daha doğrusu. Hı-hı. Apartman görevlilerinin asgari ücreti ayrıdır vesairedir gibi böyle bir takım kurallar vardı. O kuralları uyguluyorduk ama pandemiden beri, Mart 2020'den beri şaftımız kaydı hocam. Evet. Her şey değişti. Dolayısıyla şimdi yepyeni bir durum söz konusu. Önce apartman görevlilerinin, aslında onlar kocaman bir halk, emekliliği nasıl olur? Nasıl emekli olurlar? Hı hı. Emekli olunca kıdem tazminatına hak kazanırlar mı? Hı hı. Kıdem tazminatına hak kazanırlarsa, ya EYT'lilerse, bakalım ne olacak? Ocak ayında bombalar, bom bom bom. Buyurun hocam. Evet, bu biliyorsunuz gündem konusu olan EYT, 2,5 milyon insanı yaklaşık etkileyeceği söylendi. Bu 2,5 milyonun içinde
apartman görevlilerinin olmadığını düşünmek zaten mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi 4 A'lı olarak çalışan herkesin emeklilik hakkı var. Tabii ki 4B, 4C olarak çalışanların da var. Dolayısıyla apartman görevlileri 4 A kapsamında çalıştığı için onların da normal herkes gibi emeklilik hakları var. Aralarında büyük bir kısmının ben EYT'li olduğunu da düşünüyorum. Bu kapsamda site yönetimlerinin Ocak ayında kucaklarına hiç beklemedikleri bir bombanın da düşebileceğini düşünüyorum. Kötü anlamda değil, tabii ki kıdem tazminatı ödenmesi gereken haktır. Ama bunu işletme bütçelerinde düzenli olarak yer vermemişse ve bugüne kadar o karşılıkları ayırmadan gelmişse site yönetimleri, Ocak ayında EYT'ye bağlı olarak da olabilir, zamanı geldiği için de olabilir, emekli olacak olan apartman görevlileri için ciddi bir ödeme yapmak durumunda kalacaklar. Bunu niye üstüne basarak söylüyoruz? Bildiğiniz gibi yasadan önce EYT'ye tabi olarak düşündüğümüz 8 Eylül 1999'dan önce girişi olanlar şu anda aslında hem şart 5000 iş günü ve hem 25 yıl sigortalılık süresini doldurup yaşını bekleyenlerdi, bundan faydalanacak olan erkek işçiler için söylüyorum. Dolayısıyla bunlar artık yaşı beklemeyecekleri için kıdem tazminatını alarak emekli olmaya hak kazanacaklar. Önümüzdeki belki 2, belki 3 hafta içinde kanunun yasalaşmasından sonra. Bu yasalaştıktan sonra artık hesaplar yapılacak. Apartman görevlilerinin kıdem tazminatı nasıl ödenecek? Öncelikle brüt asgari ücretli çalıştığını varsayarsak, brüt asgari ücretin üzerine bir lojman varsa bir lojman bedeli eklenecek. Yol, yemek gibi yan haklar varsa bunlar eklenecek. Senede bir, iki, üç ödenen bayram ikramiyesi, yılbaşı ikramiyesi gibi ikramiyeler varsa yine bunlar da bir yıl için ödenen tutarların durumuna göre bunlar da eklenecek ve brüt, bunu özellikle üstüne basarak söylüyorum, brüt ücret üzerinden, brüt giydirilmiş ücret üzerinden kıdem tazminatları hesaplanacak. Yani 8500 lira olarak açıklanan net asgari ücretin brütü 10.008 lira. 10.008 liranın üzerine ödenecek farklı rakamlar olabilir. İşte 500 lira yol yemek ücreti olabilir gibi. Ayrıca apartmanda kullandırılan konutun bir emsal bedel üzerinden belirlenmiş kira avantajı olabilir. Bunlar bu 10.008 liranın üzerine eklenerek brüt ücret bulunacak ve çalıştığı süre, o iş yerinde geçirdiği süre, emeklilik sebebiyle ayrılması nedeniyle bu süre kadar her yıl için çok basit hesapla brüt giydirilmiş ücreti her yıl için bir ücret vermek koşuluyla toplam çalıştığı süre kadar kıdem tazminatı hesaplanıp ödenecek emekli olacak olan apartman görevlilerine. Böyle söyleyince kolay gibi geliyor. Hocam dedi ya 10.008 lira brüt ücret 1 Ocak 2023'ten itibaren. Diyelim ki kapıcı dairesinde oturuyor apartman görevlimiz. Oranın bir rayiç kirası var. Ortalama 2.000 lira diyelim. Yani bu tabii 500 de gösterilebilir, 1.000 de gösterilebilir ama yukarıdaki dairelerin kiralarıyla da alakalıdır. Orası kapıcı dairesidir. Tabii ki yukarıdaki daireler kadar etmeyecektir ama ona göre bir pay edecektir. İstanbul ortalama kiralarından hareket ettiğimizde 5.000 lira ortalama kira desek, 2.000 lira kapıcı dairesinin kirası desek, lojmanda ücretsiz oturuyor kapıcı dairesinde, 1.000 lira da aylık ortalama faturaları desek, elektrik ödüyoruz, doğru, su ödüyoruz, evet, doğalgaz ödüyoruz. Tabii. Bir de arkadaşlar, çalışanlara ne öderseniz o kadar fazla daha sonra acısı çıkar. Bir de o var ondan sonra. Dolayısıyla bir de bunları ödüyoruz. Bunlar yan haklar. Bunları da aynı ücretmiş gibi kıdem tazminatı hesabında ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra da işte prim 500 lira desek yıllık. Böyle bir prim çok az verelim. 13.508 lira brüt versek. Yani 10.008 lira brüt asgari ücret üzerine bu rakamları alsa, 13.508 lira brüt ücreti olsa, bu arkadaşımız tam 1 Ocak 2023 tarihinde 20 yıldır çalışıyor olsa ve 20 yıllık kıdem tazminatı olsa, hocam
araya gireyim. EYT çıkmadı ama diyelim ki 1 Ocak'ta çıktı ya da 15 Ocak'ta çıktı. Ha öyle tamam. Evet. Yani EYT henüz çıkmadı evet. Ama evet. Ondan sonra biz hesabı hani 1 Ocak'a göre de yapabiliriz. Evet. 31 Ocak'a göre de yapabiliriz. 270.160 lira. Yani öyle asgari ücret alıyor. İşte 3-5 veririz falan yok. 270.160 lira. Yıllarca neleri anlattık biz? Kıdem tazminatının birebir ayrılması gerekliliğinden bahsettik. Biz ticari şirket değiliz. Netice itibariyle bugün kat malikleri farklı insanlar. Yarın farklı insanlar olacaklar. Hatta ben kiracıyım ve bu kapıcıdan, apartman görevlisinden, güvenlik görevlisinden, temizlik görevlisinden bu ay hizmet alıyorum. Benim onun kıdem tazminatını aslında ortak gider ve avans payını yani aidatın içinde o ay ödemem lazım. Eğer kiracıdan alamazsanız kendi dönemiyle ilgili çıktı gitti. Nereye kaldı kıdem tazminatı? Mülk sahibine kaldı. Mülk sahibi sattı. Diyelim ki 31 Aralık 2022'de bağımsız bölümü sattı. Sattıktan sonra yeni alan kişi hop bu 20 yıllık kıdem tazminatından kendine düşen payı hazır kesinlikle devraldı. Yani bu, tabii bu çok çok önemli bir konu. Dediğin gibi senelerdir işletme bütçelerinde bunun yer alması gerektiğini, vergi usul kanununda olmamasının siteler açısından uygulanmaması gerektiğini getirmediğini söyledik. Çünkü bu hem dönemsel olarak o anda, o dönemde orada bulunanın kullandığı döneme ait tazminat yükünü yüklenmesini gerektirir. Hem hukuken yani böyle bir gereklilik olmadığını düşünsek bile hakkaniyetle böyle bir gereklilik var. Ve doğru hesapları yapabilmek adına şimdi 200 bin lirayı kenara ayırmamış, biraz sonra daha başka bir şey de söyleyeceğiz. Yani 200 bin lirayı bugün kenara ayırmamış bir apartman dairesi, bir apartman görevlisi için konuşuyoruz. Bir sitenin bunu bir anda ödemekle karşı karşıya kalması gerekliliği var şu anda ve bu yasal olarak bu hak ödenecek. Belki o bağımsız bölümler defalarca el değiştirdi. Kiracılar defalarca gitti geldi ve şu an top en son orada oturana 1 Ocak tarihinde girmiş bir kiracı ya da 1 Ocak tarihinde girmiş bir kat malikine bu yansıtılacak. Tabii ki kiracı bunu söyleyecektir benim dönemim değil diye ama tabii. Kat maliki 1 Ocak'ta dediğiniz gibi 1 Ocak'ta bile bunu almış olsa geçmiş olsun. Kendine düşen payı ödemekle yükümlü olacak. Aynen. Tabii bu arada bunu ödemekle yükümlü olacak ama isterse gidip tabii eski kat malikinden bunu talep edebilir. Yalnız bunu site yönetimi talep etmiyor. Bunu kat maliki eski satın aldığı kat malikine gidip alabilirse ondan alacak. Şimdi bir de 1 Ocak dedik ya 2023. Hocam bu arkadaşımız 31 Aralık 2022'de evet. Emekli olsaydı. Yani bak bir gün neleri değiştirdi ülkede. 31 Aralık 2022'de emekli olsaydı. Aynı şartlarla. 6.471 lira evet, brüt ücreti olacaktı. Yine 2.000 lira kira olacaktı. 1.000 lira enerji faturaları, doğalgaz, elektrik, su olacaktı. 500 lira da yıllık ikramiye, bayram ikramiyesi olduğunda 9.971 lira. Benim burada hazır olduğu için 9.971 lira brütü oluyordu. Tam 20 sene çalışmıyor hocam. Ondan 19 sene, bir ay daha. 19 sene 11 ay çalışıyor. Toplam 198.589 lira kıdem tazminatı çıkıyor. Fark ne biliyor musunuz o işte 30 gün farkı veya bir gün farkı o EYT çıkana kadar olan fark 71.571 lira. %36 hocam. Evet. Giydirilmiş ücret olduğu için %36 yoksa fark var. Yoksa giydirilmiş değil normal brüt ücret olsa %54.7. 7. Evet. Yani bu kadar şey bir gün bunları değiştirdi. Şimdi biz bunları anlatıyoruz. Zaten felaket olmuş. Hocam futbolcu topa vurmuş. Ben kaledeyim. Evet. Golü yedim ben aslında bakarsanız. Yani aslında bu gol göstere göstere gelen bir gol. Evet. Yani burada golü yememek mümkün. Yani tabii o bir günlük artış için bu hani bir sene boyunca tekrar zam yapılmadığını varsayarsak o açık kapatılacak zaten. Hı-hı. Hani bir sene boyunca bu devam etse Aralık'ta yine bu fark oluşmayacak. Biz eğer tazminat karşılığı ayırırsak. Ama eğer hiç ayırmamışsak bugüne kadar ya da eksik ayırmışsak işte o zaman golü göstere göstere yedik ve bundan sonrasında bu maçın buradan geri dönüşü yok. Yok. Hocam zaten aslına bakarsanız yani genel yani şimdi sektörü tanıyoruz biz.
Evet, çok böyle nizami çalışan site yönetimleri var. Birebir kıdem tazminatı ayırıyorlar, çok iyi biliyorum. Bunları fonlarda, işte faizde artık herkes kendi meşrebine göre değerlendiriyor. Fakat şöyle de bir sorun var. Faiz de getirmiyor. Mesela dövizden de o kadar kazanamadılar son birkaç senedir. Yani son birkaç sene değil mi? Son sene diyeyim. Yani aslında çok iyi değerlendiremediler birçoğu kıdem tazminatını. Ondan sonra şeyde de sorun çıktı galiba. Yani bu işte, Türk parasına dönünce ne diyorlardı ona? Döviz Türk parasına. Döviz mevduat hesabı. Kur korumalı mevduat hesapları. Kur korumalı mevduat. Site yönetimleri pek yapamadılar da galiba. Yapamadılar. Yani şimdi bu uzun zaman sonra 2022 yılında asgari ücret iki kere zamlandı. Hı hı. Aynı durum 1 Temmuz'da da yaşandı. Biz 30 Haziran itibariyle kıdem tazminatlarını tam ayırdığımız 20-25 kişinin çalıştığı bir sitede 1 Temmuz itibariyle yeni asgari ücrete göre kıdem tazminat hesapladığınızda 900 bin lira civarında kıdem tazminat açığımız çıktı, yıl sonuna kadar kapanması gereken. Yani çünkü yenilenmiş asgari ücret tutarıyla tekrar tazminat hesaplıyorsunuz. Bunlar bu yeni değil. Her Ocak ayında böyle bir fark oluşuyor kıdem tazminat oluştukça. Ama zamanla bu kapanıyor. Yeni olan ne? EYT Ocak ayında çıkıyor. Evet. Dolayısıyla bu zammı yiyip daha bunu yansıtamadan o karşılığı ayırmış bile olsa karşılık kıdem tazminat asgari ücret farkından doğan zammı yansıtamadan tazminatı ödemek zorunda kalacak birçok işveren, sitelerde işveren olarak. Dolayısıyla burada bu defaya mahsus diyelim böyle bir açık oluşacak. Kıdem tazminatını düzenli ayırsalar bile her Ocak ayında böyle bir açık oluşuyor. Ama sonrasında o bütçeye konulup yeni rakamlarla öngörülüp konulunca yıl içinde zaten toparlanıyor. Ama burada toparlanmadan ödenmiş olacak. Belki bütçelerini, revize bütçeleri, yani yıllık bütçelerini şu anda bunları da düşünerek yapmalarında fayda var. Hocam çok doğru. Evet, ilk defa öngörülü olmanız gerekiyor. Yani sadece enflasyonu düşünmek değil, bu konuyu da düşünmemiz gerekiyor ve çalışanlarımızla mutlaka konuşmamız gerekiyor. Hocam peki taksite bağlasak falan oluyor mu? Nasıl oluyor bu? Yani taksite bağlamak çalışanın inisiyatifinde. Değil mi? Yani çalışan evet, kabul ederse. Kabul ederse, hı-hı, çalışan kabul ederse taksite bağlayabilirsiniz. Normalde kıdem tazminatı tek seferde ödenir. Karşılığında da ibrası yapılır. Çalışan ibra eder ve biter. Taksite bağlayıp bağlamamak çalışanın inisiyatifinde. Çalışan benle çalışmak istiyorsa, yani site yönetimiyle, apartman yönetimiyle çalışmaya devam etmek istiyorsa kıdem tazminatını tutup daha sonra ödemek şartıyla? Kıdem tazminatını tutup, şimdi EYT'li olup emekli olacağı için emekli olurken tazminatını almadan işten çıkmış olacak. Eğer yine tazminatını almadan işten çıktığı için iş kanununa göre zaten 5 yıl içinde bu tazminatı her dava açtığında alabilir. Dolayısıyla orada bir hak kaybı yok. Yalnızca ikna ve karşılıklı anlayışla. Hani geciken her durum için tabii işçinin de burada bir beklentisi oluşacağı tabidir. Hocam ben burada devletten de, yani kanun yapıcıdan da bir şey istirham edeceğim. Bununla ilgili bir kanun teklifi var zaten. Hani biliyoruz EYT'nin sonrasında kıdem tazminatlarının ödenmesiyle ilgili kolaylıklar konusunda bir kanun teklifi var. Ama bu sadece kredi açısından olmaması lazım. Çünkü biz apartman site yönetimleri tüzel kişi olmadığımız için, gerçek kişi olmadığımız için kredi kullanamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, sayın bakanlar, yani inşallah hatırlarsınız. Sizin de apartmanlarınız, sizin de sitelerde oturuyorsunuz. Dolayısıyla bu arkadaşların paralarını nasıl ödeyeceğiz? Yani bir kanunla ilgili böyle bir değişiklik yapılırsa en azından kişi hakkını kaybetmeden birkaç yıl sonra, tabii ki o dönemki, yani net bugünkü değer değil, net o günkü değer üzerinden tekrar hesaplamak suretiyle en azından bu kıdem tazminatını toplarız. Yani o arada birkaç yıl içerisinde toplarız gibi bir durum olur. Hocam başka bir şey kaldı mı bu konuyla ilgili? Yok. Yani burada bir de nitelikli iş gücüyle ilgili durum var. Hı hı. Hani ben gönül ister ki açıkçası burada EYT ile birlikte emeklilik hakkı kazanan sektördeki arkadaşların işlerini bırakmadan devam etmesini gönlüm ister. Çünkü
yetişmiş, ciddi anlamda yetişmiş eleman sorunu her sektörde olduğu gibi bu sektörde de var. Mutlaka burada orta yollar bulunsun, haklar ödenebildiği uygun olan yollarla ödensin ve bu arkadaşlar da tekrar işlerine devam etsinler. Çünkü yalnızca apartman görevlisi olarak bakmayın, hani teknik arkadaşlar var, idari arkadaşlar var. Bunları tekrar yetişmiş arkadaşları tekrar bulup bütçeleri belki orta ölçekli firmaların üzerinde olan sitelerin de olduğunu düşünürsek buradaki iş gücü kaybına sitelerin pek reaksiyon gösteremeyeceğini düşünüyorum. Bu gözle de bakıp kimsenin kimseyi kırmadan orta yolda buluşmalarını talep ediyorum. İnşallah gönül arzu ediyor ki böyle bir yolla bu sorunun da üstesinden gelmiş olurlar. İnşallah hep beraber geleceğiz. Yani uzlaşmak zorundayız. Bu arada ben de EYT'liyim. Ben de hocam. Tabii ben kanun, hani daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı daha çıkmadı kanun da, Cumhurbaşkanı açıkladığı gün böyle bir arkadaşlarımın hepsinin yüzü gülüyor filan. Biz biraz temeli tetkik olduğu için ondan sonra. Gerçi bu emeklilik hep vardı. Yani 99 yılı öncesi 3600 gün ve 3615 bu erken emeklilik. Yani 15 yıl. 15 yıl. Bu erken emeklilik gibi düşünün. Ama doğrusu şuydu. 5000 gün 25 yıl erkek için. 5000 gün 20 yıl kadın için. Yaş sınırı olmadan. Zaten var olan kanun buydu. EYT'li olmamızın sebebi çıkan kanunla bizim bu, yani buna tabi olduğumuz bu kanun değiştirildiği için bizim yaşlar ileriye attı. Evet, o yüzden emeklilikte, evet, yaşa takılıyorduk. Yaşa takılmak yani. Yaşı bekliyorduk. Zaten yeni çıkan 6110 sayılı kanunla çıkan, 6111 sayılı kanunla çıkan maddelerden dolayı bekliyorduk. Şimdi bence doğru olan olur eğer öyle çıkarsa. Eski hakları birebir veren bir kanun çıkarsa herkes de bence kalben daha rahat olacaktır. Çıkınca göreceğiz artık. İnşallah. Tabii hani bize bir şekilde sonuca yaklaştık ama şu da var, yani ülkede adaletin sağlanması adına da bir takım şeyler yapılması lazım. Bizden sonrakiler hocam emeklilikte mezara takılanlar olacak. Yani, yanlış anlamayın arkadaşlar ama gençler için söylüyorum bunu. Maalesef. Biraz öyle oluyor. Evet, yani tabii şartlar gerçekten zor. Yani hani neresinden bakarsanız bakın. Sosyal güvenlik işi tüm ülkeler için zor. Bizim ülkemiz için ayrıca zor. Çünkü sosyal güvenlik refahı da önemli. Dolayısıyla emekli olduktan sonra çalışma ihtiyacı duyulmadığı bir yerde yaş belki bir yere kadar önemli olur. Ama hem emekli olup hem çalışma ihtiyacı duyuluyorsa genellikle, o zaman tabii burada yaş önemli. Çünkü biraz daha erken yaşta emekli olup biraz daha takviyeli çalışmak istiyor insanlar. Umarım bunların hepsi birlikte değerlendirilebilirse, yani sosyal güvenlik konusu derya deniz, yaşın geç mi olmasa avantaj, erken mi olmasa avantaj, devlet bunu nasıl yönetebilir? Gerçekten üzerinde uzun uzun düşünülmesi ve hakkaniyetli bir yol bulunması gereken bir konu. Umarım gençler de çok uzun süre yaşarlar en azından. Ve şu anki 65 yaş olan yaşın onlara da daha uygun gelmesini bekleyelim. Başka şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. Aynen hocam. Çok teşekkür ediyorum bugün bizimle olduğunuz ben için. Ben teşekkür ederim. Şöyle bir mesajla bitirmek istiyorum. Kayıtsız çalışmayın. Kesinlikle. Kayıtsız çalıştırmayın. Bu kadar emekliye bakmanız gerekiyor arkadaşlar. O sebepten dolayı artık apartmanlarda apartman görevlilerinin kayıtsız çalıştığını görmek istemiyoruz. İş güvenliği konusu ayrı, bir gün ayrıca bu konuda dertleşiriz. Bu arada 2023 yılında Apsiyon ve Apsiyon Akademi ilinize geliyor. Ankara'dan başlamak üzere, tabii bu sene İzmir, Antalya, Samsun, bütün güzel illerimizde olmaya çalışacağız. Sizin ayağınıza geleceğiz. Yeniden pandemi öncesindeki yönetici sohbetlerinde beraber olacağız. Beraber paylaşımlar yapacağız. Bu sohbetleri salonlar içerisinde gerçekleştirecek. Ve mesleki yeterlilik sınavlarını yapmaya geleceğiz. İlinize geliyoruz. Görüşmek üzere. Hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yine bekliyorum. Çok keyifliydi. Geliriz inşallah. Saygılar, sağ olun. Saygılar, sağ olun. Hoşçakalın.